Hepinizi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. İstismar ne kötü bir şey değil mi arkadaşlar? Her şeyin istismarı kötü. Samimiyet. En esaslı olanı bu. Cinsel istismar çok iğrenç bir hal. Şu an gündemde olan istismar. Bunu bizim hem parti olarak hem Cumhur İttifakı olarak fena halde dışlayıcı bir halimiz var. Dahası devlet kurumları olarak da ne lazım geliyorsa hepsi yapılmış. Hükümetimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Hanım, bütçe görüşmelerinde de altını çizdi. Her vesile, her konuşmasında da söylüyor. Yapılması gereken nedir? Onları mutlaka yapmamız lazım. Yapmışız bugüne kadar. Hukuki süreç devam ediyor. Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ Bey çok özel açıklamalar yaptı. Bugünkü istismar üzerine, onu söyleyeyim. İstismar kötü arkadaşlar. Cinsel istismar iğrenç. Ama siyasi istismar da bir o kadar iğrenç. Bakın bugün bir siyasi istismar cereyan etti. Ne oldu? CHP Genel Başkanı ve şürekası Adalet Bakanlığı'na kadar yürüdüler. Bakanımızın açıklamaları var. Keşke bize söyleselerdi, misafir ederdik. Ne lazım geliyorsa oturup konuşurduk dedi değil mi? Onların öyle bir derdi yok ki. Bakan Bey'den efendim bilgi almak gibi bir gayeleri, bir endişeleri yok. Ne var? Görüntü vermek, istismar etmek. Bu cinsel istismar üzerine siyasi istismar geliştirmek. Yaptıkları bu. Ve bakanımız ne lazım geliyorsa biz yapıyoruz zaten dedi. Hukuki süreç devam ediyor. Takip edilmiş. Hemen anında müracaat edildikten sonra davalar açılmış. Ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız mağdur olan hanımefendiyi almış, sahiplenmiş. Dahası arkadaşlar bakın, haberi ilk defa yapan, konuyu ilk defa gündeme getiren gazeteci Halk TV'de çıktı. Ayrıntısıyla anlattı ki devlet, hükümet üzerine düşen neyse onu yapmış. Yaptığı için de teşekkür ediyor aynı zamanda bu gazeteci. Buna rağmen üzerinde tepilenler var. Ne kadar ayıp bir şey. Ne kadar ayıp. Oysa olması gereken nedir? Hep birlikte bu iğrençliğin üzerine gitmektir. Varsa böyle bir şey, hukuki süreç devam ediyor. Çıksın ortaya yere ne lazım geliyorsa suçluları, failleri kimse cezalandırılsın. Böyle bakmak lazım, biz böyle bakıyoruz. Ama öbürleri ne yapıyor CHP? İstismar peşinde. Millet de bunları görüyor ve bunlardan iğreniyor, tiksiniyor arkadaşlar. Beni mesela bugün çok saydı insanlar. Ya şuna bir tepki koyun dediler ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Toplumun sinir uçlarıyla uğraşmak, oynamak size bir şey kazandırmaz. Tam tersi sonuçta oluyor. Bunun altını çiziyorum. Siz dönün kendi içinize bakın. İçinize. Bir ittifak oluşturmuşsunuz. İttifakın içerisinde paramparça bir hal var. İşte bakın İyi Parti Genel Başkanı'nın açıklamaları var. İrili ufaklı bir sürü parti var bunların içerisinde değil mi? Özellikle küçük partilere diyor ki, küçük partilerden kastım da şu, Ali Babacan'ın partisi, Ahmet Davutoğlu'nun partisi ve diğerleri. Siz diyor cesametinize göre konuşun. Henüz daha ne oy aldığınız bile belli değil. Konuşmayın diyor, resmen. Önce bir seçime girin, boyunuzun ölçüsünü alın, ondan sonra gelin konuşun diyor. Şuraya bakar mısınız? Kendi içlerindeki hale dönüp bakıp, ona ağlamak yerine, dönüp cinsel istismarı siyasi istismara çeviriyorlar. Görüyor musun? Şimdi buradan söylüyorum ben. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları Ahmet Davutoğlu'na, Ali Babacan'a refüze edici bir yaklaşımdır. Siyaseten bunları paspas etmektir. Başka hiçbir şey değildir. Girin kendi içinize, CHP Genel Başkanı için söylüyorum, İyi Parti Genel Başkanı için söylüyorum ve diğerleri için söylüyorum. Oturun. O oturuyorsunuz ya masaya. Dalga geçer gibi. Oturup kalkmalar filan. Oturun şu halinize yanın. Memleket Partisi Genel Başkanı'nın açıklamaları var. Altın günü yapar gibi toplanıyorlar, dağılıyorlar diyor. Biz söylüyoruz ya milletle dalga geçiyorlar. İşte budur arkadaşlar. Dalga geçmek budur. Başka bir şey değildir. Bunlarda birikim yok. Bu ülke için söyleyecek sözleri yok. Atılacak adımları yok. Projeleri yok. O yüzdendir bu beyhude toplanmalar, beyhude dağılmalar. Ve o yüzdendir birbirlerine böyle laf çakmalar. Laf çakma dediğim İyi Parti Genel Başkanlığı çok açık bir biçimde
Gelecek Partisi için ve Davut Amel Deva Partisi için yaptığı tariflerdir arkadaşlar. Laf çakmalar bunlardır. Dönsün hallerine baksınlar. Ve tabii dönsünler bir de o gizledikleri ortaklarının durumuna baksınlar. Bakın Diyarbakır'da milletvekilleri efendim bölücü başına bebek katiline özgürlük diye yürüyüş yapmaya çalışıyorlar. Ve emniyet güçlerimiz de çok haklı olarak mani oldu. Orada bir milletvekili ne diyor? Bu Diyarbakır'ı başınıza yıkarız diyor. Şu terbiyesizliğe bakar mısın ya? Şu hassizliğe bakar mısın lan? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Edepsiz. Kürt bile değil arkadaşlar. Bakın Kürt kardeşlerim özellikle bunu biliyorlar. Bu lafı eden adam Kürt de değil. Kürt düşmanı, Kürt istismarcısı bir isim. Ve bunlar ittifak etmişler. Millet İttifakı'nın esaslı bir parçası bunlar. Konuşmalarına bakın ortaya yere çıkıyor. Millete bayrak açmışlar bunlar. Arkadaşlar, millete bayrak açan yapının adı Millet İttifakı'dır. Her halleri de bunu ortaya yere koyuyor. O gün bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanımıza karşı yaptıkları terbiyesizlik bunu aşikar etmiştir zaten. O terbiyesizliğe de milletimiz gereken cevabı verecek. Bizi arayan çok sayıda onlarca yüzlerce insan nasıl böyle bir infial halinde olduğunu toplumun gösteriyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu hallerine dönsün baksınlar. Biz de ne yapacağız? İşte 4 YPG'liyi daha sarı torbaya koydum. Buna devam edeceğiz. Bu milleti pir upak edinceye kadar terör bağlamında söylüyorum. Ne lazım geliyorsa yapıyoruz, yapacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliği bize bunu öngörüyor. Bununla ilgili yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Atmamız gereken adımları atıyoruz. Sonuna kadar da bunu yapacağız. Ve arkadaşlar bakın size Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğini hak teslimi bağlamında bir kayıt düşen isim var. Onu paylaşmak istiyorum. Sonuna kadar bu liderlik devam edecek diyorum ya. Ateist birisi, bir Ermeni asıllı Türk vatandaşının açıklaması var. İsmi neymiş? Sevan Nişanyan. Aynen şunları söylüyor. Diyor ki, Erdoğan diyor çok iyi bir siyasetçi. Dünyada en tecrübeli iki siyasetçiden biri diyor. Girdiği her mücadeleden galibiyetle çıktı. Erdoğan'ı sevmiyorsunuz diyor. Biriyle konuşuyor da sevmiyorsunuz diyor. Ben de sevmiyorum diyor. Ama Erdoğan Türkiye'de son 100 yıldaki en parlak politikacı. O bir siyaset dehasıdır diyor. Bakın. Elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın bir nimetidir. 20 yılda ülkemizi getirdiği mesafe orta yerde. Ve onların durumları da orta yerde. Karşı cenahın da durumu orta yerde. O yüzden bu hak teslimini yapıyor. Ben diyor Erdoğan'ı sevmem. Ama bu bir siyaset dehası. Eyvallah. Aynen öyle. Aynen öyle. 2023'te bu deha bir daha nasıl bir hal ortaya çıkaracak görecekler. Hep beraber de göreceğiz inşallah. Arkadaşlar bugün bir başka özel güzel isim Darbeka'ya göçmüş 19 sene önce. Azerbaycanımızın lideri efendim Haydar Aliyev. Onu da rahmetle minnetle yad ediyoruz. Azerbaycanımız da bizim kardeşimiz. Kendi ülkemizden hiçbir farkı yok. Onlarla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın da rotasıyla, Sayın İlham Aliyev'in de kardeşliğiyle çok özel noktalara gidiyorlar. Birlikte gideceğiz inşallah. Ve bu birlikteliğimiz dünyaya barışı, sulhü, zemin olarak bütünüyle yayacak ve dünyaya, insanlığa da katkı sağlayacak inşallah. Ben Haydar Aliyev'i rahmetle, minnetle bir daha yad ediyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Sual varsa alırım, yoksa teşekkür ederim.